Herkese merhaba. Kültür sanat alanında bir başarı öyküsünü konuşacağız bugün. Yayıncılık dünyasından çocuk kitapları alanında Anti Kahramanlar Anti Prensesler serisiyle dikkat çeken Nota Bene yayınlarından editör Sibel Öz yayınımızda, yazar Sibel Öz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Öz. Hoş bulduk. Şimdi biraz önce de izleyicilerimiz gördüler. Sizin Anti Prensesler Anti Kahramanlar serinizdeki kitaplardan bir klip yayınlayarak girdik yayına. Şimdi bu yayın serisinin en önemli özelliği nedir? Nasıl doğdu bu fikir? Arjantinli bir yayın evinden Anti Kahraman Anti Prensesler serisinden yaklaşık 4-5 kitabı çevirdik ve Türkiye'li okurlara kazandırdık. İşte bunların içinde klipte de görüldü. Che Guevara, Julia Cortazar, Frida Kahlo gibi isimler vardı. Biz yayın evinden Bahadır Ağızkalı arkadaşla bir söyleşi sırasında, aslında doğaçlama şu anki gibi, şey dedik, aslında bizim de kendi anti kahramanlarımız, anti prenseslerimiz vardır dedik söyleşide, canlı yayında. Sonra dedik gerçekten yani hep zaten fark edersiniz yani çizgi filmlerde ve çocuk edebiyatında da kahramanlar hep dışarıdan. İşte Superman, Iron Man, işte sayabiliriz, çoğaltabiliriz. Hepsi dışarıdan. Yerli kahraman da yok. Yani eleştiriyoruz ama bu anlayışı. Onun da yerlisi yok aslında. Şimdi yine bu röportajda buradan yola çıkarak başkaları da yerli kahramanları yapmasınlar da. Çünkü bu kötü bir fikir. İşte bu söyleşte biz şey dedik, yani kendi yerli anti kahramanlarımız, anti prenseslerimiz vardır. Sonra kendi aramızda bunun projesini geliştirdik aslında. Peki kimler? Başka isimler eklediniz, öyle değil mi? Julia Cortazar tabii, ya da Che Guevara, Arjantin dünyasından, tabii, Latinlerden Frida Kahlo'nun, evet, yanına siz Türkiye'den kimleri eklediniz, evet, bu seriye? En az onlar kadar kıymetli. Önce Aziz Nesin çıktı. Aziz Nesin'den sonra Türkan Saylan çıktı. Ve en sonunda Fakir Baykurt çıktı. Ama bu seri tabii devam edecek. Çünkü zaten projede fikir önemli. Fikir aslında toplumu kurtaran bir kahraman değil. Zaten prensesi biz ekledik. Yani çift taraflı eleştiriler var burada. Bir, anlayış olarak şeyi eleştiriyoruz. Toplumu bir üstün süper güçleri olan kahraman kurtaramaz. Çocuklara bu fikri empoze etmek doğru değil. Toplumu kendi ayakları üzerinde durabilen, bireysel ve toplumsal sorunların farkında, yaşadığı ülkeyle, toplumla, gezegenle, doğayla ilgili sorumluluklarının farkında bireyler ve onların örgütlü gücü kurtarabilir. Kurtarmak bile tırnak içinde aslında burada. Çünkü yeni fikirleri eski kavramlarla ya da kelimelerle açıklamak da mümkün değil. Aslında biz temelden kimsenin kimseyi kurtarmasına karşıyız. Şey gibi, her şeye karşı meselesi gibi oldu. Biz toplum olarak sorumluluklarımızın farkında, sorunlarımızın farkında ve bu sorunları çözmek için bir araya gelmekten yanayız. Burada dikey bir yapılanmadan ya da örgütlenmeden bahsetmiyoruz. Yatay bir bilinçlenmeden ve sorunları ortadan kaldıracak bir anlayıştan bahsediyoruz. O açıdan kahramana karşıyız. Yani anti kahraman. Anti kahramanın esprisi burada. Çift taraflı bir eleştiri söz konusu derken, burada dikkat ederseniz buraya kadar sadece kahramandan bahsettik. Ve kahraman erkek. Yani buraya geldiğimizde biz hem kahramana hem anti kahramana da karşıyız. Çünkü bir de bunun toplumun ve insanlığın yarısını oluşturan kadın unsuru var. Anti prensesler serisi de toplumdaki... Aslında muhalif olsa bile... Anti prensesler serisi de toplumdaki bu cinsiyetçi, evet, kalıpları ve algıları, o algılar meselesiyle uğraşmak anlamına da mı geliyor bir yanıyla? Tabii. Yani orada da başka bir vurgu var. Tıpkı kahraman meselesinde olduğu gibi kız çocuklarına da çeşitli yayınlarda, çizgi filmlerle, sinemasal yapımlarda empoze edilen prenses fikrine de bir karşı çıkmak var.
Neden? Çünkü prenses işte güzel, alımlı ama bir prens tarafından kurtarılması gereken, güzelliği dışında başka bir vasfı bütün bu masallarda tanımlanmamış bir figürü temsil ediyor. Ama bugünkü topluma baktığımızda hem erkek bakış açısında hem de kadınların kendilerine dönük bakış açısında aslında bu prenses fikrinin yaygın olduğu da görülüyor. Hala da aşılmış bir şey değil. Anti prenses de şunu söylüyor. Seni kurtaracak olan bir prens yok. Sen kendinin kurtarıcısısın. Önce kendini kurtaracaksın, sonra toplumu kurtaracaksın. Hatta topluma dönük de sorumluluklarını tanımlayan bir anti prenses tanımı yapılıyor. Peki burada örnek gösterdiğimiz kimler? Otobiyografik yani biyografik eserlerle, çocuk biyografisi eserleriyle. İşte şunu diyoruz. Türkan sayılan bir anti prensestir. Neden? Yaptıklarıyla, ettikleriyle çok güzeldir. Topluma bir kere toplumun bir adım önünde olması gereken aydının eylemini, düşüncesini, zihniyetini, yaşam karşısındaki duruşunu tam olarak çizebilmiştir ve örnektir. Yani burada aslında işin aslı çocuklara mistik bir dünyada, verili dünyanın dışında bir kahraman ya da prensesi işaret etmiyoruz. Çocuğa kendisini işaret ediyoruz. Yani seni kurtaracak olan güç senin içindedir. Senin yeteneklerin vardır. Fakir Baykurt meselesine gelince en son, Fakir Baykurt zaten bu anti kahramanın direkt temsili gibi. Bir köy çocuğu var, olanaksızlıklar içerisinde. Burdur'un bir köyünde bir Yörük köyü, tabii çok renkli bir köy. Yaşayan, nefes alıp veren bir köy. Ama okuma imkanları yok, başta okul yok. Ve bu çocuk hikaye anlatıcılığıyla bulunduğu yerde işte hikayeleri anlatarak köy halkına oradan bir seçiliyor. Ve daha sonra sadece hayal ederek o köyden çıkmayı, okumayı, belki öğretmen olmayı sadece hayal ederek köyün dışına çıkıyor. Fakat o çocukluğundaki hikaye anlatıcılığını zaten heybesine koyarak sonra ne oluyor? Bir de yazar oluyor. Köy yani enstitüsü hem yazar oluyor, kökenli hem Türk Edebiyatı'nın köy enstitüsü kökenli yazarlarından ve en büyük isimlerinden biri oluyor. Burada bizim elimizde de tutuyoruz Fakir Baykurt'la ilgili sizin yazarlığınızda ve çizer Çağla Köseoğlu kapak tasarımını yapmış ve içi çizimlerden oluşuyor. İzleyicilerimizi de gösterelim. Peki Fakir Baykurt'un bu Fakir Baykurt isimli bu serinin son kitabı mı? Son kitabı değil. Sürpriz isimlerle devam edecek. Konuşuyoruz. Epey var. Sinema alanında var. Bilim alanında var. Kimler var mesela? Var. Bize söyleyebilecek misiniz? Sürpriz mi olacak? Mesela edebiyatta Sevgi Soysal bu konuda ilk akla gelebilecek isimlerden bence. Yine Adile Naşit tabii hepimizin sevgilisi. Mutlaka çocuklara onun yaşamını çocukların ruhuna, dünyasına uygun bir dille anlatmak lazım. Rıfat Siz bir de Adile Naşit uzmanı sayılırsınız. Adile Naşit'le ilgili iletişim yayınlarından çıkan kapsamlı evet. Akademik niteliği de olan bir araştırma kitabınız da var, öyle değil mi? Evet. Adile Naşit o zaman yine bu serinin bir parçası olacak. Anti kahraman ve anti prenses olarak. Evet, olabilir. Erkeklerde Yılmaz Güney var. Pek çok isim var. Ruhi Su var. Yani sizler de katabilirsiniz. Burada sorun şu. Bize sevdiren, Adile Naşit söyleşisinde de kullanmıştık bu lafı. Bize sevdiren, bizi bize inandıran, geleceğe inandıran değerlerimiz var. Peki bu değerlerimizi çocuklarımız yeteri kadar tanıyor mu? Buradan baktığımızda gerçekten tanımadıklarını görüyoruz. Hatta bırakın çocukları, gençlerin bile tanıması önünde ciddi engeller var. Yani o zincir, yani bizden önceki kuşaklar, biz ve bizden sonraki kuşaklar, çocuklara kadar uzanan o zincirde ciddi bellek sorunları var. Neden? Çocuk edebiyatı konusunda da birkaç laf etmek gerekirse, çocuk edebiyatı ticari artı değerin çok yoğun olduğu, para kazanılan, aynı zamanda ideolojik olarak da çok bence girişimlerin olduğu, oyunların oynandığı bir olan. Neden? Çocuk edebiyatının şeyi yok, sahibi yok, savunması yok. Yani çocuk kitapları var, bir de çocuk kitlesi var. Aralarda da veliler, öğretmenler. Yani o kitapları bu çocuklara tavsiye eden, ulaştıran kesim var. Fakat bu kesim ne kadar bu ideolojik sahiplerin dışında,
ne kadar objektif bakabiliyor, ne kadar çocuk pedagojisine hakim, bu çok bilinmiyor. Dolayısıyla çocuk edebiyatında iktidarların bakış açısının, örneğin bu son dönemler, son 10 yıllar açısından belirtirsek, gerici yayınların oldukça, yine cinsiyetçi yayınların oldukça savunmasız bir şekilde çocuk alanına doğru girdiğini görüyoruz. Yani sayısal olarak da çok yüksek. Adeta takip edemiyoruz. Yani eleştire eleştire kamuoyu usanıyor adeta. Yani masalların bugünkü çocuklara yeniden yorumlanması lazım. Varsa cinsiyetçi öğelerden arındırılması lazım. Köleliği, tebaayı, padişahlık düzenini, sultanlığı, tek adamlığı öven unsurlar varsa onlardan arındırılması lazım. Evet, masallar Osmanlı ve ondan önceki dönemde oluşturuldu. Bunlar bizim kültürel mirasımız. Ama bugünkü çocuklara onları olduğu gibi aktarmamız çok fazla mümkün değil, biliyorsunuz. Hatta güncel hikayelerde bu şekilde aktarılıyor. Mesela aralarında tecavüzü, tacizi aklayan, olumlayan, evet, hikayelerin olduğu çocuk kitapları vardı piyasada, haberlerde, evet, gördük bunu. Korkunç. Evet, bunlar daha da korkunç. Dolayısıyla mesela feministlerin de yaptığı yeniden yapım çalışmaları var. Masallara dönük de hem akademik çalışmalar var. Sadece akademik olarak incelemek yetmiyor. Bu çocukların bugün de masallara ihtiyacı var. Yani masallarla şekilleniyor çocuk dünyası. Bu konuda pek çok çalışmalar var. Ha, işin bir ayağı da değerlerimizi çocuklara taşırmak ve çocukların bunları aşmasını sağlamak. Yani çocuklar Türkan Saylan'ı, Aziz Nesin'i, Fakir Baykurt'u aşmayı önlerine koymalılar. Ama bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Yani benim geçmişte yeni nesil çizgi filmlerde yaratılan distopik dünya üzerine de bir yazım vardı. O dönem epey tartışılmıştı. Evet, yani bugünkü çocuklar bizim çocukluğumuzda çizdiğimiz gibi işte çiftlik evi, arkada dağlar, önde dere. Çok da masum da aslında. Keşke öyle kalabilseydi dünyamız. Ama ne yazık ki kalamıyor. Bugünün dünyası başka bir şey. Bu çocuklar başka sorunlarla muhatap. Çizgi filmlerimiz, izlediğimiz çizgi filmler yine başkaydı. Ama bugün yani görsel olarak da başka bir yere gitmiş olay. Dolayısıyla çocukların hayal dünyasına bir taraftan gelişirken, bir taraftan da içinde bulundukları toplumdan, verili dünyadan kopmamalarına yol açmak lazım. Çünkü ne yazık ki keşke elimizden gelebilse ama onları steril bir dünyada da büyütemiyoruz, koruyamıyoruz, yaşatamıyoruz. Onların bu mevcut çok çelişkili, çok sorunlu, çok zorlu dünya karşısında çok daha güçlenmiş olarak hazırlanmaları lazım. O yüzden biz bu seriyi önemsiyoruz. Tabii Frida Kahlo, Che Guevara, Julia Cortazar, Menderes Sosa, bu isimler de çok önemli. Yani bizim tırnak içinde yerli bir bakış açımız yok. Ya da işte batılı değerleri ya da Latin Amerika, Avrupa, Amerika, her neyse, onları dışlayan bir bakış açımız yok. Ama kendi yanımızdakini görelim ki kendimize de kıymet verelim. Ya da öldükten sonra da kıymetlenmesin. Biliyorsunuz Doğu toplumlarının bir şeyidir, özelliğidir bu. Kendi yanımızdakini değerini bilmemiz gerekiyor. Peki bu arada sizin bahsettiğiniz yazınız, biraz önce sözünü ettiğiniz yazınız biyanet.org'da yayınlanmış. Evet. Onu merak edenler olabilir. Yeni nesil çizgi filmlerde yaratılan distopik dünya. Biyanet.org'da ilgilenenler okuyabilirler bu yazıyı. Peki bu ben biraz önce de gösterdim ekranda. Fakir Baykurt serisi son kitap dedik. Yenileri gelecek. Bu kitabı edinmek isteyen veliler biz de tavsiye ediyoruz çocuklara. Bunu nereden edinebilirler? Yani dağıtım ağı açısından sıkıntı yaşıyor musunuz? Nota Bene yayınlarının kitaplarını ve genelde bu çocuk kitaplarını, şimdi biz Ankara'dayız ya da İstanbul'da, İzmir'de ya da diğer şehirlerde kitap evlerine gidip isteyebiliyorlar mı? Evet, yani yaygınca dağıtımı yapıldı. Yani özellikle velilerin ya da öğretmenlerin o yani rezerve edilmiş gibi çocuk kitapları. Örneğin işte yaz tatiline giriyoruz. Çocuğun eline 15 tane 20 tane kitap veriliyor ama çok bilindik kitaplar. Yani alternatif çocuk yayınlarının o listelere girmesi, eğer çok bilinçli öğretmenler yoksa ya da çok özel alanlar açılmamışsa, gerçekten oralara girmesi zor oluyor ama özellikle alternatif çocuk yayınları konusunda velilerin gerçekten takip etmesi lazım. Yani
biz okumadıktan sonra çocuğa tavsiye etmemiz ya da önermemiz zor oluyor. Nota Bene özellikle böyle hatıra niteliğinde kitapları da basmaya özen gösteriyor. Mesela Nosotros diye bir kitap vardır bizde. Çok da yayıldı, çok da okundu. Metin az ama hani büyüklerin de okuyabileceği, okunması ihtimal dahilinde olan kitaplar da var. Bu seri de aslında yani daha çok 7-9 yaş grubu diye düşünülse de aslında biz biliyor muyuz Aziz Nesin'in çocukluğunu? Türkan Saylan'ın çocukluğunu biz biliyor muyuz? Mesela nerede yaşamıştır? Hangi semtte yaşamıştır? Nerelidir? Okurken bir zorluk çekti mi? Fakir Baykurt'un çocukluğunu biliyor muyuz? Annesini tanıyor muyuz? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Nerelerden buralara gidebildi? Peki özgürce ifade ettiği fikirler yüzünden başı belaya girdi mi? Başı belaya girdiyse nasıl mücadele etti bunlar? Yani ne yazık ki çocuklara gerçek, reel dünyanın kapısını aralamazsak onları savunmasız bırakıyoruz. Yani benim de 10 yaşında bir oğlum var. Adı İnan. Şimdi evet, yani bir taraftan özgür olsun, özgürce düşünsün, bilimin yolunda ilerlesin istiyoruz. Ama bir taraftan da başı derde girmesin ya da zorluklarla karşılaşmasın istiyoruz. Ama zaten böyle koruyarak yetiştirdiğimizde de 20-25 yaşında verili dünyayla karşılaşıyor ve çok da güçsüz kalıyor aslında. Çok da çelişki yaşıyor. Nasıl mücadele edeceğini bilemiyor. O zaman çocukları gerçeklerden çok kaçırmadan ama onların çocukluk dünyalarını da çok bozmadan, çok müdahale etmeden biraz da aslında kendi seyrine bırakarak yetiştirme konusunda alternatif çocuk yayınlarına onları yönlendirmek önemli bence. Çünkü çocuk edebiyatı da çok değişti. Mesela örneğin takip ediyorum. Öyle kör göze parmak mesaj yok. Mesaj yok ama dalga geçme de var. Mesela öğrenim sistemini, eğitim sistemini eleştiren, alay eden, aslında ironik yaklaşan pek çok yapıt da mevcut. Mesela Adile Naşit için oyuncu kitabı ile ilgili araştırmaları yaparken Hababam sınıfının ne kadar zorlukla o sansür kurullarından geçtiğini de okudum. Yani pek çok yapım şirketi satın alıyor ama bir türlü sansür kurulundan geçiremiyorlar. Tabii Rıfat Ilgaz bir kere yayın haklarını devretmiş oluyor, satmış oluyor. Ama film bir türlü yapılamıyor. Üçtür, dörttür. En son Ertem Eğilmez geçirebiliyor. O da yine de eleştiriliyor. Bu hali bile. Nedir? Eğitim sistemine mizahi de olsa bir eleştiri var. Ama günümüzde öyle değil. Yani alternatif çocuk yayınlarında çocuk ruhuna da uygun. Çünkü çocuk bugün dünyayı tanıyor. İnternete girme imkanına sahip, dünyayı tanıma imkanına sahip, dünya hakkındaki sorunları bile takip etme imkanına sahip. İsterse bugünün çocuğu dünyayı uzaydan bile izleyebilir 24 saat. Böyle bir imkana sahip. Dolayısıyla bu çocukları dünün yayınlarıyla ya da bugünkü iktidarı kutsayan, sınırlı, at gözlüğüyle bakan yayınlarla yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Peki internete girebiliyor dediniz çocuklar. Tabii ki bilgiye ulaşma hızı ve şartları açısından olumlu, iyi, iyileştirici bir durum. Peki sizin bu kitapları okuyan çocuklara hazırladığınızı düşündüğümüzde önce okumayı sevmesi, ilgilenmesi gerekiyor, öyle değil mi, kitaplarla? Bu dijitalleşme sizin açınızdan zor bir durum mu çocuklara kitap okutmak ya da eğitimciler açısından? Mesela evet. Orada durum nasıl? Yani gittikçe daha mı azalıyor çocuklar arasında okuma alışkanlığı? Buna nasıl baş edilebilir mesela bir çocuk kitapları yazarı, editörü gözüyle ve eğitim dünyasını bilen birisi olarak ne düşünüyorsunuz? Evet, yani aslında o yükü sadece çocuklara yüklememek lazım diye düşünüyorum. Çocukların okumayı sevmesi için önce bizim okumayı sevmemiz lazım. Yani yetişkinlerin okumayı sevmesi lazım. Biz okumayı seviyor muyuz toplum olarak? İşte anneler babalar okumayı seviyor mu? Bu şeye benziyor. Kendiniz düzenli olarak diş fırçalama alışkanlığınız yok ama çocuğa günde 3 kere dişini fırçalamalısın diyorsun. Ama o senin günde 3 kere dişini fırçaladığını görmüyor ki. Ya da kitap okumalısın diyoruz ama tabii ne için diyoruz? Sınavlarda başarılı olması için mi diyoruz? Yoksa gerçekten aydın bir insan olması için mi diyoruz? Hani çok genel konuşuyorum. Çocuk annesinin babasının elinde kitabı görmediğinde ne yazık ki kitap okuyamıyor. Yani bu alışkanlık günlük yaşamın bir parçası haline dönüşemiyor. Bu aynı zamanda şeye benziyor. Spor yapmayan bir toplumuz. Neden?
Anne babamız da yapmıyordu. Dedemiz de yapmıyordu. Yani zincir bir yerde kırılacak. Anne ya da baba spor yapmaya başlayacak. Çocuğun gündelik yaşamına spor gibi bir mefhum yavaş yavaş girmeye başlayacak. Yani bu özel programlanan bir şey olmaktan çıkıp gündelik yaşamın yemek, içmek, gezmek gibi çok doğal bir parçası haline gelecek. Şimdi biz kitap oku derken aslında buralardan söylüyoruz ve çok fazla sonuç alıcı olmuyor. Yani gazete okumak, kitap okumak, işte bir sinemaya gitmek, bir tiyatroya gitmek çok fazla olmasa bile senede 2-3 kere, senede 5-10 kere neyse maddi güç veya zaman ne kadarına yetiyorsa bunları ailecek yapabiliyorsak çocuğun dünyasına giriyor. Bir kere bu çok önemli. Şimdi öte yandan zaten bu denetimsiz, sınırsız internet dünyasında çocukların geçirdiği vakit ve oyunlar ve YouTube videoları, bu konularda ciddi hukuki boşluklar da var. Bunun üzerine 2 senelik yaklaşık pandemi meselesi girince çocuklarda hem ruhsal olarak hem de sağlık olarak da, yani sanırım çocuklarda obezite falan da çok daha fazla yayılmıştır. Çünkü o masalardan, o sandalyelerden hiç kalkılmadı. Sadece tuvalete gidilmek için kalkıldı belki de. Gerçekten durum bu kadar vahim. Ama çok da karamsar yaklaşmamak lazım. Kitap da maddi olarak hani başka bir şeye dönüştüğü için bugün e-kitap oldukça revaçta. Hatta ki yayın evleri de sözleşmelere e-kitap haklarını, yine seslendirilmiş sesli kitap haklarını ekliyorlar. Kitap da artık kağıttan oluşan bir maddi nesne olmanın ötesine geçiyor. Kitap da biçim değiştiriyor. O yüzden önümüzdeki süreç açısından yeni nesiller belki kitabı kitap olarak değil de diğer türlü okumaya daha yatkın olacaklar. Bu tabii kitabın ve metnin ruhunu da değiştirecek. Mesela dikkat ediyoruz, siz de gözlemliyorsunuzdur. Roman dediğimiz şey 19. yüzyıldaki, 20. yüzyıldaki gibi tuğla bir şey değil artık. Bugün Türkiye'deki en ünlü, en başarılı roman yazarları bile 150 sayfalık, 160 sayfalık romanlar yazıyorlar. Bu taraftan bakıldığında editörlük de yaptığım için gözlemleyebiliyorum. Öykü de giderek kısaldı. İnsanların, çünkü yaşamın hızı arttı. Sadece insanların okumaya ayıracağı vakit değil, yaşamın kendi içindeki döngü de arttı. İnsanlar biliyorsunuz 140 karakterle derdini ifade ediyor sosyal medya. Bunlar aslında çok şey değil, bir taraftan doğal. Yani edebiyatı fakirleştirir, vasatlaştırır mı? Evet, dönemsel olarak belli bir etkisi olabilir. Ama insanlığın edebiyata hala şiddetle ihtiyacı olduğu için ekmek su kadar, edebiyat buna uyum sağlar. Nasıl uyum sağlar? Romanlar çekilir, öyküler daha deneysel ve daha kısa hale gelebilir. Başka şeyler olabilir ama bakıyoruz öykü hala yükselişte. Yani 2000'lerde hiç unutmuyorum, tartışıyorduk işte bu geçici bir şey midir öykü yükselişte diye. 2021 öykü hala revaçta. Çünkü öykü edebiyatın ön okulu, laboratuvar adeta. Siyasi, kültürel olarak insanlık, hatta doğa, pandemi neyse, sıkıştıkça, krize girdikçe aslında hepimiz bir şekilde edebiyattan da medet umuyoruz. Kendimizi sağlatmaya, iyileştirmeye de çalışıyoruz. O yüzden çocuklara okumuyorsundan ziyade günün gerçeğine uygun bir okumaya yönlendirmekte bence fayda var. Yani sesli olarak da dinleyebilir. Şimdi öyle uygulamalar bayağı ünü açık ve yayılmaya başlandı. Notebook'tan da okuyabilir. E-kitap olarak da okuyabilir. Bir şeyler okurken araya da sıkıştırabilir. 3-5 şeyi bir arada da yapabilir. Bir taraftan korkunç imkanlar çağında yaşıyoruz. Bir taraftan da insan bütün vücuduyla, zihniyle ciddi bir sıkıştırma altında. Yani bugün düşünelim, bugün oturduğunuz yerden bir sürü videolar var vesaire var. Ressam da olabilirsiniz. Yani videoları izleyerek pek çok ana şeyin temel açıdan kapısından da girebilirsiniz. Yani o kadar da olumsuz bakmıyorsunuz. Yani bu dijitalleşmenin çocukları okuma alışkanlığından soyutlayacağını düşünmüyorsunuz. Farklı alışkanlıklar geliştirecek bir kitap da bu. Çünkü şeyi de hatırlıyorum. 90 kuşağı olarak bize de çok şey diyorlardı. İşte bu kuşak okumuyor, bu kuşak bomboş. 80 darbesinin bütün şeyini bu kuşak yedi. Çok boş ve lümpen bir kuşak diyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz. Burjuvazi açısından bile düşündüğümüzde şirketlerin bile CEO'sunda bu kuşak var. Muhalefetin bir şekilde karar mekanizmalarında bu kuşak var.
Şimdi bugün eğer yeni nesilleri, bu çocukları küçümsersek, sadece bizden öncekilerle yaşadığımız kuşak çatışmasını kendi çocuklarımızla yaşayacağız. O yüzden onların yeteneklerini görmemiz lazım. Örneğin genç oyunculara dikkat edin. Şöyle bir gözlemi paylaşayım sizlerle. Hem şarkı söylüyorlar, hem dans ediyorlar, hem tiyatro yapıyorlar, hem sinemadalar. Ve çocuk oyuncular da böyle, dikkat edin. Hem bir müzik aleti çalıyorlar, hem söyleyebiliyorlar, hem dans edebiliyorlar. Yani komplike geliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Ondan önce çocuk oyuncuların niteliğiyle şu anki çocuk oyuncularını karşılaştırabiliyor musunuz? Kesinlikle İlginç açıyor. Bir saptama. Evet, önemli bir tespit. Hiç Evet. Düşünmemiştim daha Ve önce gençler için de aynı şey geçerli. Mesela eski sanatçıları düşünelim. Çok nadirdir bunların hepsini yapabilen. Ama yapıyorlar. Yani gelecek kuşak bütün yeteneğiyle geliyor aslında. Ama farklı handikapları da yaşayacaklar. O konuda doğru saptamanız. Peki, toparlayalım isterseniz. Şimdi sizin eklemek istedikleriniz bu konuyla ilgili, çocuk kitapları serisiyle ilgili birkaç tane isim verdiniz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz mi bu isimleri? Evet, Bu, biraz göreceğiz. önce bahsettiklerini. İzleyenlerimiz de buradan mesela interaktif bir şey de yapabiliriz. Önerebilirler. Gerçekten kimlerdir bu toplumun anti kahramanları ve anti prensesleri? Böyle bir soruyla da bitirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, bizim YouTube kanalımıza yorum yaparak size önerilerini sıralayabilirler bizi izleyenler. Bunun üzerine de ileriki programlarımızda umarım yine konuşuruz, o öneriler üzerine, yeni projeler üzerine, kitap dünyası üzerine, hem çocuk kitapları hem yetişkin kitapları, edebiyat seriniz, alternatif çocuk kitapları seriniz konusunda önümüzdeki programlarda da sizi yine yayınımızda görmek isteriz Sayın Öz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.